Evet, sıkıntılar var yemeğinde, yok değil. Hı-hı. Fakat şimdi salata bir yekten zaten kim dedi ilk? Çok yağ, tuz. Ay evet dedim ben, hemen evet, söyledim. Evet. Yani o kadar yağlı ve tuzlu ki. Evet. Yani çok yağ. Neden bu kadar yağ? Bir anda elinden mi kaçtı? Ya şişeden boşalttık. Burası mı? Ha, yağ salata. Salata. Evet ya, salatayı. Dökerken çok kaçtı elinden. Biraz çok kaçtı. Ben de biraz yağlı sevdiğim için salata, böyle yağlı ve çok limon soslu. O yüzden öyle oldu ben herhalde. Ben de limonu falan çok severim de bu fazla tabii öldürmüş senin sebzeni yani ondan. Yağ fazla olduğu için. Evet. Ama ben pilavını da lezzetli buldum. O suyu, evet, kemik ilik suyu yapman güzel afiyet olmuş. Olsun. Onun lezzeti afiyet geçmiş. Olsun. Güzel. Ama demin de dedim yani zaten şey, ilk akla gelenlerden biri hep pilavlar. Onu diyorum, yine ben arkasındayım söylediğimin. Bir de renkli bir tabak isterdik. Kahverengi. Aynen. Yani dediği gibi şunu biraz farklı bir şekilde de sunabildin. Soğan yakışmamış mı? Yakışmış. Evet. Ama yani aslında senin ben daha fazla farklı şeyler de yapabileceğin potansiyeli gördüm. Yani yapabilirdin aslında. Arpa evet. Beynir tereyağıyla bağlayıp altına koyup üzerine eti koysaydın. Yani ben de ya şu sosu niye bir kondurdun? Hafif başka bir renk. Ete geçmediği çok konusunda önemli. Sen çok haklısın. Evet, o sosu böyle azıcık bir gezdirmişsin. Sos dediğin yemeğin üzerine baya hissettirmesi lazım kendini. Ben mesela daha fazla büyükseydin belki o etin üstteki kuruluğunu da birazcık hafifletirdi. Bak kendin yapmışsın. O sosu niye o kadar az kullandın Ceyda? Aslında sosum var çok gecikiyorum diye az koydum. Aa, daha da dökecektim yani. Dökseydin keşke. Benimki full sosun içinde pişti. Tencere kapaktan taşıyordu. Hani senin arkadaşlar sosun geçmedi dedi. Çok seyrelmiş bir sos. Evet, yoğunluğu seyreldi. Yoktu. Yoğunluğu yoktu. Nişastasını bilerek ya, az koydum. İşte bağlayamamışsın. Uzun süre kaynatmak çok için. Çok sulanmıştı. Dolayısıyla sos tadını alamadık. Koyduğum malzemelerin ama tadı etimin suyuna gitmiş. Onu söylemeye çalışıyoruz. Ama bugün de söyledim. Üstüne biraz ekledim. Yani oradan alabilirim. Maalesef. Sos dediğiniz biraz daha tok olur. Değil mi? Kesinlikle. Yanılıyor muyum? Sosu aslında nişastayla bağlanmasını söylemesi çok büyük yanlış. Yani, aslında sosu kemik iliği mutfak çektirilip şekilimiz, suyu çektirip evet, tereyağıyla bağlamanız daha uygun olurdu. Tabii bu tekniği bilmiyor olabilirsiniz. Evet. Ya işte, tabii canım, herkes o tekniği yani bilmek zorunda değil. Genel olarak ama benim yapmış olduğum, sürekli yaptığım ki lezzette verebildiğimi düşünüyorum ben. En azından hiç olmadı, hiç beğenmedik deyip de tabaktan atıp hiç puan veremeyeceğiniz bir tabakta değildi ama benim ana yemeğim. Siz bunu yaptınız. Yani yanındaki kremalı patatesi de görmedi. Yok, güzeldi o. Görmedi. Onun yani lezzetini Zuhal Hanım beğendiğimi ama buz gibi geldiğini söyledim size. Şimdi buz gibi. Ben onu sürekli öyle servis ediyorum. Ama yani yanlış sırf bir bundan servis dolayı yani. Burada da et soğuk geldi. Kıramamazsınız ki. Ana yemek kategorisinde soğuk servis yapamazsınız. Saadettin böyle mi? Bir şey yok. Minimum 55 derecede sizin onu servis etmeniz siz lazım. Siz onu bakın tamam. Biz de siz şefsiniz. Keskin tava dedik ki önümüze keskin tavayı getiremediniz. Ah, geldik gene keskin tavaya. Şimdi oradan tavaya oraya, oradan başka oraya. Başka derdi Özlem yok. Özlem Hanım çok sıkıldık artık. Ya keşke bugün biraz daha Ceyda Hanım'ı, keşke mı şu kadar eleştirseydiniz ya. Ceyda Hanım'ı eleştirdim ben. Olmamışlarını söyledim. Olmuşlarını da söyledim. Siz şimdi gene neden Ceyda Hanım'ı kanka üzerinden yorumlamayın lütfen. Siz kanka yeterli diyorsunuz. Yeterli. 50 yaşında adam Hasan Bey, şu yaptıkları gerçekten büyük rezillik. Yani bu kadar olmaz ya. Sırf kendi gününü oynamak için sadece böreği beğendim, öbürlerini beğendim. Yani hiç çorbam dışında tuz sorunum var sadece. Başka bir sorunum yok yani. Böyle yaparak kazanırsa o 75 bin lirayı nasıl boğazından geçecek gerçekten hak yiyerek. Yazıklar olsun ya. Şevk, şu konuya bir nokta koyalım da artık. Nokta koyalım. Aman bismillah. Bismillah. Şu an bayağı şiddetli bir evet, gök gürültüsü ve yağmur yağışı var. Yağsın mübarek, ne güzel barajlarımızda su kalmadı. Yağsın inşallah bol bol. Ne güzel Zeus'tan bereket yağıyor. Yani. Sizin gerçekten, bak çok ciddi söylüyorum, hı-hı, bir tanışıklığınız var mı öncesinde gerçekten Ceyda'yla? Gerçekten yok Zuhal Hanım. İlk defa burada var gördüm. Var mı Ceyda? Hayır. Peki. Hayır. Bitti. Ya yani tarafların beyanına dayanarak artık bu konuyu kapatalım öyle diyorum. Öyle öyle gerçekten, inanın öyle yani. Sizin aranızda bir şey var mı? Hayır. Sonradan da olabilir. Bence onların arasında kesin bir şey var. Olamaz. Onu yarın da göreceğiz belki. Gözümüzün önünde birbirlerini seviyorlar resmen.
O nasıl ne? Bir cümle ne ya? Ne demek ya? Bayağı. Aa, nasıl bir cümle? Ya saçmalamayın çok Ceyda Hanım yok ya. Yok artık. Ben öyle espriyle karışık iki bekar genç pırıl pırıl insan diye takılıyorum esprisine. Ay burada taliplerimi kapatıyorsunuz seviyorlar. Ya. Ne? Taliplerimi kapatıyorsunuz. Ay çocuğu kapatmayın talipleri. Talip arıyor. O ne? Neyini çıkardın? Sevgilisi var Zuhal Hanım. Benim mi? Hayır yok. Çok eski fotoğraf. Var var ben buldum. Hayır hayır. O fotoğrafı nereden buldun? Ben bulurum Zuhal Hanım. Telefonumun arkasından düşmüş ya. Hayır hayır çok düşürdü? Eski. Hayır. Sen eski sevgilinin fotoğrafını taşıyorsun cepte falan. Ya yıllardır açmamışım telefonun kılıfını kalmış orada ya. Yıllardır telefon kılıfını açmış. Temizlemez misin çıkalım? Dıştan temizlemişim. Ya bu gürbüz var ya çok fenasın sen. Aa, dedektif gibi gitmiş gerçekten. Bulmuş sana ne? Geçmiş gitmiş. Bak daha saadetini kaçırdınız. Evet. Taletlerimi kapatmayınız diyor. Kesinlikle. İlk bölümde de istemiyordun sen. Öncelikle yani. Yarışmacı olmak için yemekteyiz Instagram hesabı tv8başvuru.com. Bir de Saadettin'e talip olmak isteyenler Instagram sayfamdan. DM'den, Instagram'dan yürüyün koşun kızlar. Acımayın hunharca. Evet. Tatlın neydi Ceyda? Şeftali soslu muhallebi. Şeftali soslu muhallebi. Kup. Kup. Okey. Muhallebi iyi, içimiz dışımıza çıktı zaten. Bu hafta değil mi? Sizden de göreceğiz bakalım yarın ne göreceğiz acaba? Geldi gerçekten. Evet. Senden şerbetli tatlı bekleyelim. Bir şey soruyordun. Değiştiremiyorum ki. Aleyna'ya sorar mısın bir daha? Sen de yapmazsın umarım dedim. Niye? Muhallebi. Ha, yapacak bir şey yok yani. Yapabilirim, yapamaya da bilirim de baştan bilmediğim için menüyü. Herkes denk geldi. Gördün. O zaman öyle demeyeceksiniz. Hay Allah yapabilirim, yapmaya da bilirim. Eleştirmeye sorumluyuz olsun. Blueberry. Afiyet olsun. Hiç bugün tabaklamayı, sunumu falan porsiyonlamayı konuşamadık. Şimdi bunun sunumuyla ilgili söyleyecektim. Çok şık olmuş. Afiyet çok olsun. Güzel. Ayrıca zaten görüntü. Dengeliydi o konuda. Dengeli miydi porsiyon? Dengeliydi evet, dengeliydi. Evet, Ceyda tatlılardan birine çeyrek altın saklamış. Evet. Bakalım kime çıkacak. Dikkatli yiyin, dibine kadar yiyin. Hasan Bey kazanır. Hasan Bey'e vermedim. Bu her şey emin ol. Kadar yediği için. Hmm. Yiyip beğenmiyor evet. Yemedim ki ya. Çorbanızı öyle bir sorunu var kendisine. Çorbanızı içmedim, ana yemeği yemedim. Evet, tatlı, çok güzel buldunuz bahanelerinizi. Dünkü muhallebiden sonra lütfen bunu söylemeyin. Şeyden sonra? Muhallebi. Şu an tatlının bence de muhallebi. Bu muhallebi neydi ya? Sahi o şekersiz. Yok keyfini çıkarın diyorum. Tatlının keyfini çıkarın diyorum. Yani dün biliyorum, sizin o şekersiz tatlınızdan ya, dur, sonra. Dur üzümlü şeyi, yani, Allah'tan yaban mersini koymuşsunuz da tadını çıkarabiliyoruz keyfini. Allah Allah. O da olmasın. Neden? Lezzetsiz mi? Bir de öncelikle şu keske, şu kabı biraz koyduktan sonra bir silseydik. Bir hani, kirli gelmesi çok neresine olur. Gelmiş? İnan görmedim. Yani, İnan görmedim affedersin. Böyle kaplar için bence direkt masaya koymaya çok hoş değil. Altına evet, bir altına servis, görmedim. Servis tabağı olsa. Tabağı da mı görmedim? Ha tabak kaşık, evet. Kaşığımızı koyabiliriz. Tabak yalama hiçbir şey görmedim. Sıplam var diye. Sıplam var diye tabak vermedim. Benden kaçmıyor bunlar. Pardon elim kirlendi sostan kaynaklı. Bir de şeftali sos üzerine koyduğunuz çok yetersiz. Neden? Bir şeftalinin mevsimi olmadığı için zaten lezzetli bir hayır, şeftali. Hayır hala şu an mevsimi. Mevsimi olmadığınız lezzetli bir şeftali bulmanız imkansız zaten. Çok zor bulursunuz. Ve aynı şekilde keşke bu şeftaliye başka bir aromalar koysaydınız. Yani bir baharat ekleyebilirdiniz içine. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Tarçın mesela siz en basit de... örnek tost tarçını birçok az koymanız, kakule atmanız, yıldız anason vesaire çok çeşitleri var. Bila. Buna lezzet verebilirdiniz. Çok sade kalmış. Çünkü bir sade bir lezzeti bastırmamız lazımdı ki bir uyum olsaydı ikisinin arasında. İkisi de uyumlu gayet. İkisi çok sade olduğu için çok da uyum hiçbir şekilde görmedim ben. Bir de üstündeki şeftali sosun şeker oranı çok düşük. Sadece sostan da baktım çok yetersiz kalıyor. Şey muhallebisinin şekeri falan çok güzeldi. Sevdin mi bunu? Muhallebis çok güzel olmuş. Muhallebisi şey, güzel olmuş. Dünden sonra güzel şeftalisi bir muhallebis. Şeftalisi nasıl? O da güzel. Ekşi ama yani ona da yapabileceği bir şey yok artık. Isırıp ısırıp koyabileceğine göre. Ne ekşi ne? Şeker koyamaz mı içine? Koyardı. Onu zaten beyefendi yorumunu yaptığı koydum. İçin. Az koymuş ya. 2,5-3 kaşık falan koydum. Biraz mayhoş olması için. İyi sen bar şeftali. O bütün koca tatlıyı 2,5 kaşık koydum. 2,5 bardak yani. Koydum. Bir de çok güzel oldu diyordu dün. Ha güzeldi. Bu çok güzeldi. Tatsız dediniz de. Yemeğe doyamadık ya. Tatsız inanamazsınız dedim. Yani. Tatsız öyle böyle değil. Sanki şeydi. Damla yani. Sakızlı bir şeymiş gibi. Onların bir kendine has bir tatsız bir tadı vardır ya.
Ya tatsız demeyeyim de damla sakızından mütevellit bir taraf olur. Sevmem ben çok. Ben orada evet kaçırmış olabilirim. Kaçırdım. Bu nasıl? Ben aynı anda. Şeftaliyi sen de anlat. Şeftali bence güzel. Buna bir yani büyük. Aa duydu inanma güzel. Evet şaşırdım. Demek ki o biraz şekersiz tatlıları seviyorsun sen. Yani ben evet şekeri az olduğu halde güzel olmuş. E tamam. Altındakini şekeri tam. Yani üstündeki biraz az sadece. Daha. Yok daha güzel. Biraz daha olabilirdi. Muhallebinizin kıvamı güzel ama. Evet. Ama güzel tutuyormuş evet o güzel. Tamam. Ondan sonra hadi helalinden bir 5 geliyor sana. Çünkü daha verebilirim belki 1 puan diyordu. Bir de şimdi şundan eklesek o güzel hatırımıza. Şimdi naneyi falan güzel süslemiş. Biraz güzel yani buna diyeceğim bir laf yok. Dediği gibi altına tabak koyabilirdik. O işte fark ettim. Suplan var koymadınız. Sunumda biraz problem var. Suplan var diye ben sunuma sen takılmayacağım. Sen de öyle getirdin. Lezzetli güzel. Evet, siz de öyle getirmiştik Hasan Bey. Siz de öyle getirdiniz. Biz hiçbir şey söylemedik yani. Ama yani yorum yapmadım. Şimdi yine başladınız avukatla. Hayır. Lütfen bir şey yapmayın. Nerede ne yaptı? Şey. Bakın başkalarının yani yorumlarından şey sürekli. Ama kendisi 10 puan vermek için yer açıyor şu an. Allah aşkına ya. Lütfen. Çok ayıp ediyorsunuz zaman. Gerçekten. Gerçekten. Sabrımı sınıyorsunuz yani. Yani sabrıyla değil. Bence de. Gerçekten. Şurada olumsuz bir ne söylediniz? Ya siz de aynı şeyi yaptınız. Ya söylediniz. Ya söylemedi. Çorbayı Hasan Bey nasıl söylemedi? Çorbayı beğenmedi. Anayı sıkıntıları hayır, söyledi. Tatlı sert yorumlar böyle. Yorum yapıyor ama tatlı sert. Ya ben kime? Tatlı sert Hasan Bey ben kime böyle genel olarak şey yaptım. Çok sert yorumları yok ya. Zaten. Bana yani oldu. Sana mı oldu? Sana mı oldu? Kötü demedim. Kendisine. Benim mesleğime bile laf söyledi. Aa. Tabii. Kim söyledi? Ne zaman yani, söyledi? Evet. Ne zaman benim ne söyledi? Ne dedi? Tamam ne dediğimi hatırlamıyorum. Hani sizin gibi şefe yakışıyor mu bu gibi? Evet ben onu da söyledim. Neye yakışıyor muydu? Hayır, saçtan saç kesinlikle. Keskin tava olsun. Bakın ben saç olduğunu dile bile getirmedim nezaketim olduğu için. Peki, bundan fazla için. Peki, sen beğendin tatlıyı, Aleyna da beğendi. Ben de beğendim. Sen beğendin mi ben beğendim. Niye beğendin? Neden beğendin? Söyledi ama anlattı. Güzel anlattım ama anlamadınız galiba. Anladım da yani tadı tuz her şeyi yerinde. Tuz değil, tadı yerinde. Ya tadı yerinde. Sizin yaptığınız o tatlıyı siz hatırlıyor musunuz? Tadı yerinde değil. Bunu iddia edemezsiniz. Eksiklerini de söyledim. Neyi eksik? Ya ben bulamıyorum. Gayet bir anlamı yok. Gayet güzel. Hayır sevmek zorunda değilim. Bu kadar dogmatik olmayın. Şimdi evet. Ben yorumlayayım istersiniz. Yorumla canım. Şeftali sosun kıvamı güzel olmuş. Şeker oranı bir tık düşük ama alttaki muhallebiyle yediğiniz zaman zaten bence çok güzel dengeliyor. Yani hani baskın bir tat olmuyor. Ben çünkü sadece muhallebinin tadına da tek baktım. O zaman da çok tatlı geldi mesela. Evet o yüzden zaten bu şekilde gayet güzel. O zaman ne diyelim eline sağlık diyelim ve puanlara geçelim.